Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün bomba bir tost tarifiyle sizlere geldim. Fransız tostu gerekli olan malzemelerimiz yaklaşık 3 adet tavuk göğsü. İnce ince bu şekilde doğruyoruz. 1 tane domates, salata, yeşillik olarak maydanoz, dereotu isteğe göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Soğan, patates kızartması, lavaş ekmeği, ketçap, mayonez ve acı Çin ketçabı arkadaşlar. Evet, malzeme listemiz bu şekilde. Etimizi daha sonra tuz, kırmızı toz biber, biraz karabiberle lezzetlendireceğiz. Jülyen doğradığımız ve ince ince doğradığımız sepsilerimizi. Şimdi yapma aşamasına geliyoruz arkadaşlar. Tavamıza biraz zeytinyağı alalım ve ısınmış olan tavamıza hemen etleri alalım. Yüksek ateşte suyunu çekene kadar kavuralım. Bu esnada bir taraftan da patates kızartmamızı yapalım. Hatırlarsanız derin dondurucuda patates kızartmasını nasıl saklarız paylaşmıştım. Ön hazırlık yapıyoruz arkadaşlar ve elimizin altında hemen hazırda oluyor. Tarif linkimi info kısmına bırakacağım. Dilerseniz bir göz atabilirsiniz. Evet. Şimdi etlerimizi zeytinyağda suyunu çekene kadar kavurduktan sonra yaklaşık bir yemek kaşığı kadar tereyağını ilave ediyoruz. Tereyağını da devam kavuruyoruz. Daha sonra tuz, kırmızı toz biber, biraz karabiber ile etimizi lezzetlendiriyoruz. Eğer lavaş ekmeğini arkadaşlar kendiniz yapmak isterseniz lavaş ekmek tarifimde daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Ben bu kez hazır kullanacağım. Evet, etlerimizi güzelce kızarttık. Pomasim kızardı. Patates kızartmam yani. Şimdi lavaş ekmeğimi alacağım. Ortasına bir parça mayonez ve ketçap sıkacağım. Bu esnada acı seviyorsanız acı da ekleyebilirsiniz. Ben ilk etapta kızıma yaptığım için acıyı eklemedim. Ve kaşıkla güzelce yayıyoruz. Daha sonra kızartmış olduğumuz etten bir parça ve patates kızartmasından bir tutam salata, bir tutam soğan, biraz domates ve biber dilimleri ekleyerek tostumuzu hazırlıyoruz arkadaşlar. Katlayacağız. Daha sonra tost makinesinde pişireceğiz. Oldukça iç harcı dolu bir tost oluyor. Evet, bu şekilde yanlarını, daha sonra diğer yanlarını kapatarak ortada birleştirmeye çalışalım. Ters çevirerek tost makinemizi alalım ve makinemizi kızartalım. Aynı şekilde diğer tostlarımızı da hazırlayalım. Ketçap, mayonez, acı sos. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Ve inanılmaz lezzet de veriyor. Hepsini birlikte kaşıkla lavaşımızın üzerine sürdükten sonra etimizden, patates kızartmasından salata, soğan, domates ekleyerek ekmeğimizi kapatıyoruz ve tost makinesinde tostumuzu kızartıyoruz. Oldukça doyurucu bir tost arkadaşlar ve inanılmaz her şey var içerisinde. Çok da faydalı. Çocuklar da çok seviyor. Sizler de denemenizi tavsiye ederim. Evet, bu şekilde ben tostlarımı yaptım arkadaşlar. Umarım siz de yapınca beğenirsiniz. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bu tarz videolu paylaşımlarımın devamı için arkadaşlar, eğer hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak zil sesini açarak beni yakından takip edebilirsiniz. Paylaştığım videolarımı kaçırmamış olursunuz. Evet, farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.